Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Layu TV'deyiz. 7. bölümümüzde Kampüse Sorduk programıyla karşınızdayız. Efendim evet, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsüne birbirinden güzel isimler geldi bahar söyleşileri için ve gelmeye de devam ediyorlar. Kimler geldi? Tabii ki afişlerden ve sosyal medya hesaplarımızdan gördünüz ama ben yine tekrar edeyim. Sabah Tümer'le açılışımızı yaptık. Mehmet Günsür, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, Ezgi Mola. Bu isimler bizimleydi. Tabii ki ileriki haftalarda Birce Akalay da bizimle birlikte olacak. Kampüse bu sefer gelen konukları sevdiniz mi ya da çok takip ettiğiniz konuklar bizimle miydi? Onu bir öğreneceğiz. Kampüsün nabzını bu programda böyle tutalım dedik. İzleyelim bakalım. Bu sene açıkçası çok daha çeşitli bir program izlendi. Merakla beklediğim Mehmet Günsür. Kesinlikle yani kaçırmamam gereken bir insandı. Kendisine zar zor da olsa salonda yer bulabildim kendime. Bayağı bir büyük bir kitleye tabii ki hitap ettiği için. Peki şöyle bir soru sorayım. Geçen seneki bahar söyleşileriyle bu seneki bahar söyleşilerini karşılaştırırsan, tabii ki farklı sanatçılar, farklı isimler geldi ama sence nasıl bir arada şey var? Yalnızca söyleşi açısından bakacak olursak 3 senedir bu okuldayım ve kesinlikle bu sene favorim diyebilirim yani. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Örnek verecek olursak Mehmet Günsür, ben veya benim tarzım daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Fakat bu sene söyleşiye gelen insanlarda çok daha geniş çaplı bir kitleye hitap edecek insanlar çağrıldı. Bu açıdan gerçekten güzel bir iş başarıldı. Sabah Tümer'e gittim. Beklentileri karşıladı mı? Bence karşıladı. Renkli kişiliğiyle güldürdü ve kendisinden bahsetti. Ben Ezgi Mola'ya katıldım. Kendisini çok seviyorum. Katıldım Sabah Tümer, Ezgi Mola. Ezgi Mola'yı da çok fazla seviyorum. O Recep İvedik'le birlikte rol aldıkları filmde falan. Yani çok tatlı bir kadın diyeyim. Ve okulun bize bu sağladığı şeyler çok güzel. Evet, haberdarım. Çeşitli broşürleri gördüm etrafta. Ben Ezgi Mola'ya gittim. Kendisini zaten çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Oyunculuğu olsun, tatlı tatlı esprileri, şakaları olsun. Yine geldiğinde de aynı şekilde çok tatlı bir söyleşi geçirdik. Beklentini karşıladı yani. Aynen öyle. Sabah Tümer'e gittim ve Mehmet Günsür'e gittim. Yoğun bir katılım vardı herhalde. Nasıl bir tepkiyle karşılaştın? Yani beklentini karşıladı mı? Tabii ki. Çok büyük bir kalabalık vardı. Girişlerde zorlandık. Ama çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin'e zaten televizyondan da çok fanatiyim. Hani beyaz futbol selam. Aynen, sporla hani yorumlarını çok değerli bulurum. Gelmeleri bizim üniversite açısından da benim açımdan da çok güzel bir şey. Çok mutlu oldum onları hani bizzat çıplak gözle gördüğümde, yorumlarını bizzat dinlediğimde benim için çok güzeldi. Ne zamandır bekliyordum. Bizim üniversiteye gelmesi de benim için bir piyango oldu diyebilirim yani. Ben Sinan Engin'le Sabah Tümer'e katıldım ve sosyal medyada zaten aktif olarak paylaşıldığı için oradan haberdardım. Gerek afişler falan da olsun. Hani ben eğlendim yani, hani zevkli de, özellikle Sabah Tümer daha çok bana hitap ediyordu sanırım. Hani hiç programlarını izlememe rağmen sohbeti hoştu, samimiydi. Eğlendim. Mehmet Günsür'e katıldım. Yani televizyonda gördüğüm Mehmet Günsür'le misafir ettiğimiz Mehmet Günsür karşıladı mı beklentini? Hayır. Neden? Tabii televizyonda daha yakışıklıydı. Tabii ya, o değişecek canım yani. Bayağı. Hayır, konu açısından, hani anlattıkları açısından. Evet, tatmin etti bizi. Mutlusun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Güzeldi gerçekten. Zaten büyük bir talep vardı. Hani bayağı bir izdiham yaşandı içeri girilirken. Kendisi çok mütevazı, çok gerçekten hoşgörülü. Bizimle gerçekten çok iyi iletişim kurdu. Ben çok heyecanlandım. Evet, yani geldiğinde böyle gerçekten ellerim titriyordu. Kendisinin mesleği hakkındaki görüşleri de çok hoşuma gitti. Yani insani, kendi özel hayatındaki görüşleri de çok hoşuma gitti. Yani seviyordum, daha da çok sevmeye başladım. Evet, katıldım. Mehmet Günsür'le olan bana hatta çok faydalı oldu. Büyük bir fanıyım, buradan söylüyorum. Çok seviyorum özellikle Fi dizisinde yaptığı oyunculukla ilgili. Bu söyleşilerimize çok şey kattığını düşünüyorum öncelikle ve devamının da gelmesini umuyorum. Evet efendim, Kampüse Sorduk programımızda 7. bölümümüzün sonuna geldik. Gördüğünüz üzere gerçekten öğrencilerimiz gelen konuklarımızdan çok memnun olduklarını söylediler. Ben de çok mutlu oldum. Buradan tekrar kendi aracılığımla ve tüm kampüs adına rektörlüğümüze, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğümüze ve tabii ki bizi kırmayıp gelen konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. 8. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.